Hayatın ne tesadüflere gebe olduğunu, nasıl bir tevafuk içinde olduğumuzu zaman zaman yaşadıktan sonra anlayabiliyoruz. İçinde bulunduğumuz nokta da onlardan biri. Çok değil, 2 yıl önce tam bu noktadaydık. Eskişehir Haber Ajansı'nın kurulmaya çalışıldığı günlerdi. Ve ilk video için şöyle bir karar almıştım. Memleketimde aslında Eskişehirlerin bile bilmediği ama tüm Türkiye'nin bilmesi gereken müthiş bir nizamı kamuoyuyla buluşturmak istedim. Kolları sıvadık, bu noktaya geldik. Asıl anlattıklarımın neye hizmet ettiğini ya da nasıl değerli olduğunu bu noktadan ve bu açıdan kimse anlamadı. Ta ki drone'umuz gökyüzüne çıkana kadar. Bugün de yine bu noktadan geçerken tam 2 yıl sonra aynı günde bu güzelliği bir kez daha güncelleyelim ve bilmeyenler, görmeyenler varsa onlarla bir kez daha buluşturalım istedik. Zira Eskişehir Haber Ajansı'nda yaklaşık 500.000 kişi bu videoyu izledi ve ulusal ana akım medyada dahi kendine yer bulan görüntülerle baş başa bırakmıştık. Çifteler, yani Barcelona değil çifteler başlığıyla Abbas Halim Paşa köyünü ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi anlatacağım neden değerli olduğunu, kıymetli olduğunu ama bunu anlatmak için birazcık görsel desteğe ihtiyacımız var. O yüzden odak noktasını kendimden alıyor ve gökyüzüne doğru uğurluyorum drone'umuzu. Eskişehir İl Merkezi'ne 66, çiftelere 3 kilometre uzaklıkta yer alan mahalle, 1912'deki Balkan Savaşları'ndan dolayı Bulgaristan'ın Kırceli şehrinden göç etmek zorunda kalan soydaşların Sakarya Nehri'nin doğduğu topraklara yerleşmesiyle 112 yıl önce köy olarak kuruldu. Her hanesine 120 dekar tarla ve 700 metrekare arsa tahsis edilerek kuruluşu tamamlanan köy, imar planına sadık kalınarak yerleşime açıldıktan sonra Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini korudu. Köyün kuruluşundan bugüne geçen süreçte yıkılıp yeniden yapılan binalarında imar planı dışına çıkılmadı. Kurulduğunda adı Mandıra olan ve padişah çiftlikleri geleneğini devam ettiren köyün ismi 30 Aralık 1914'te merkezi Bursa'da bulunan Hüdavendigâr vilayeti yönetiminin kararıyla değiştirildi. Bölgede yaşayanların talebi üzerine köye o dönem Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapan Sayit Halim Paşa'nın kardeşi ve Mısır prenslerinden Mehmet Abdülhalim Paşa'nın ikinci oğlu olan Abbas Halim Paşa'nın adı verildi. Meşrutiyetten önce devlet şurası üyeliğinde bulunan ve kardeşinin sadrazamlığı sırasında Bursa valiliğine atanarak yaklaşık 1,5 yıl valilik yaptıktan sonra Bayındırlık Bakanı olan Abbas Halim Paşa'nın adını alan kırsal mahalle, cetvelle çizilmiş gibi yerleşim planıyla dikdörtgen ve kare biçimli bloklardan oluşuyor. Sokakları düz ve birbirine paralel olan Abbas Halim Paşa'nın dar veya çıkmaz sokağı bulunmuyor.